Medya İletişimciler Derneği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği sinema günlerinde oyuncu Nur Sürer'le birlikteyiz. Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadın ve sinema panelinde konuğumuz oldunuz bugün. Öncelikle nasıl buldunuz etkinliğimizi, panelimizi? Ben aslında galiba geçen yılda arkadaşlarınız aradı. Sanıyorum Çağrı aradı. Ama tabii bu sene, senenin başında çalıştım da dizi kaldırıldığı için aradan maradan bir şeylerin içine girmeyeyim dedim. Bu seneyi böyle bir atlatayım dedim. O yüzden boşum yoksa gerçekten çalıştığımız zaman diğer arkadaşlar da işte gelemeyiz falan dediklerini asla kötü düşünmeyin. Çünkü neredeyse zamanla yarışıyoruz biz çalışırken. Yani 2 saatlik bir şey sinema filmi uzunluğunda, hatta da belki daha uzun filmcikler diyelim. 5 günde yetiştirmeye çalışıyoruz. O anlamda şehir dışına çıkmak, kaldı ki ben hep de şehir dışında farklı şehirlerde çalıştığım için oralardan buraya gelmem epey zordu. O yüzden katılamadım ama mutluyum yani. Gençlerle birlikte olmayı her zaman seviyorum. Biz de teşekkür ediyoruz tekrar geldiğiniz için. Şimdi öncelikle dizilerdeki ve sinemadaki kadın temsilinde bize bir çerçeve çizebilir misiniz? Yani kadının temsili üzerine. Yani kadının aslında ben bu soruyu kendime de soruyorum. Arkadaşlarla da paylaşıyoruz. Neden güçlü kadın karakterleri yazılmıyor diye. Ben bir tek iki çalışmamdan memnunum. Yani 90'lı yıllardan beri dizide de çalışıyorum ki seviyorum dizide çalışmayı. Çünkü çok daha yani kalabalıklara sesleniyorsunuz yani. Hani 76 milyon demeyelim de onun yarısını, yarısı sizi izliyor. Sonuçta iki tane karakteri çok severek oynamıştım. Yani iyi yazılan karakterlerdi. Bir tanesi Aside oynadığım, bir sürü kızın annesi. Bir tarafta da 25 bölüm falan oynadı. Sultan dizisinde Diyarbakır'da bir yıl kalmıştık. Orada çizilen, neredeyse evdeki her şeyden kendini sorumlu hisseden, evin üzerine bir şey kurmuş bir anneyi oynadım. O iki karakteri de gerçekten çok severek oynamıştım. Sevdiğiniz zaman bir de şey oluyor, kendinizden de artık bir şeyler taşımaya başlıyorsunuz. Uzun işlerde öyle oluyor bir de. Yani artık o karakter sizin çok yakınınızda biri oluyor ve onu çeşitlendiriyorsunuz giderek. Yani sinema filminde belki bu olmuyor ama işte onun da köşeli çizilmiş başı sonu belli bir iş var. Burada öyle değil. Yani reyting aldıkça gidebilen bir şey olduğu için o iki karakteri mesela çok severek oynamıştım. İyi yazılıyordu. Yer yer komiktiler filan. Hayatın içinde de çünkü sonuçta bir kara mizah var yani. Onun üzerinde oturuyoruz sonuçta. Yapılan, edilen her şey bir kara mizah baktığınızda. Dolayısıyla yani bizim bütün derdimiz iyi kadın karakterlerinin yazılmıyor. Yani mesela 10 tane iş yapılıyorsa bir tanesi, ama bu tabii haksızlık oluyor kadın oyunculara. O anlamda biz de bunun peşindeyiz yani, ama yazılmadığı için de işte artık o şeyde sana ne kadar ihtiyaç varsa gidip onu böyle oynuyorsun. İşte biraz da yani sinema filminde ben şeye çok dikkat ediyorum. Artık benim sinema filminde oynayayım falan aman diye böyle bir isteğim de yok sonuçta. Yani 40'ın üzerine filmde oynamış ve bunların hepsi de gerçekten dönem içinde yapılmış iyi filmlerdi. Yani yönetmeniyle olsun, seçilen oyuncu kadrosuyla olsun filan. Yani işte festivallerde yarışan, ödüller alan falan filan filmlerdi. Bir sürü belki oyuncunun hiç daha oynamadığı, oynamak istediği filmlerdi. Dolayısıyla o anlamda kendimi çok şanslı buluyorum. O filmlerin içine düştüm. Bu filmlerin çoğu da dayanışma filmleriydi. Yani hikayeleri yani kimi diyelim bir roman uyarlamasıydı, kimi işte özgün senaryoydu. Kaldı ki ben özgün senaryoları her zaman çok tercih ederim. Çünkü bir fikirdir o. Çok özel bir şeydir insanın kafasından çıkan. Çünkü öbür tarafta yazarın yazdığı o karaktere dayanıyorsunuz falan filan. O yüzden yani bizim de sıkıntımız o. Öyle diyeyim. Yani sadece benim değil, yani bir sürü kadın oyuncu arkadaşım aynı şeyi düşünüyor. Keşke çok güzel hikayeler olsa ve oralarda yani kendimizi gösterebilsek diyeyim. Peki bunun yani
güçlü kadın karakterlerin yazılmamasının nedenleri ne olabilir sizce? Ya belki çok yani siyasette de iş dünyasında da çok erkek diline hakim olmasının getirdiği bir şey olabilir. Ama sanatçıların bunu ne kadar ciddiye alabilirler? Onlar da herhalde ne bileyim erkek karakterini yazmak daha mı kolay geliyor bilmiyorum ya da yani. Çünkü şimdi senarist kadınlar var onlar bile erkek karakteri yazıyorlar. Hani dizilerde işte mesela Ay Yapım'ın bütün senaristleri kadın senarist ve çok güçlü kalemler kadınlar. Ama oturup erkek hikayesi yazıyorlar sonuçta. Ve onun yanında da tabii olmazsa olmaz bir sürü kadın karakter ama yani öncelikle erkek tarafından bakan yani şeyler. Peki bu noktada hani dediniz ya reyting aldığı sürece sürebilen devam eden projeler. Acaba reytingle bir bağlantısını kurabilir miyiz bu durumun? Reyting alma almama ya da işte tırnak içerisinde popüler kültürün istediği, talep ettiği şey. Ya ona ben inanmıyorum. Mesela hep şey deniyor. Ya halk bunu sevmez. Böyle bir şey yok yani. Çünkü sen o evinde oturan bir insanın tepede bir şey olarak üç tane filmi doğru dürüst çözemeyecek bir insan olarak, hikayesini anlatamayacak bir insan olarak halkın o evde neyi sevmeyeceğini bilemezsin. Çünkü zaten televizyon izleyicisi sonuçta sinemaya gidemeyen bir izleyici. Yani onların da belki şeyleri vardı. Biz dönem sinemalar kuyruklar olurmuş sinemalarda. Çünkü tek eğlence şeyi diye bakın. Sonuçta bir de eğlence işini de yapıyoruz biz. Yani sadece sorgulayan aman bilmem ne değil. Sonuçta bir eğlence işi de yani insanları güldürüyorsun. Ne bileyim müzikliyse kalkıp oynayabiliyorlar falan filan. Dolayısıyla yani çok da ciddiye alınacak bir iş de değil esasında. Gerçekten şöyle diyeyim daha doğrusu. Yani onlar karar veriyorlar. İnsanlar neyi sevdi. Yani baştan böyle kurulmasa belki hikaye farklı bir şey olacak. Şimdi bir Fransız seyircisiyle bizim seyircimiz aynı olabilir mi? Ya da Fransız televizyonun tepesindeki adam vatandaş böyle seviyor. Böyle, onu diyemez çünkü en azından ahlaki değil yani bunu Ahlaki söyleyebilmesi değil mi? Etik bulmazlar değil. yani. Sonuçta mesela orada şey olduğu zaman bir kadın karakter yanlış işlendiği zaman dava edebilmez ki dışarıdan bile şansları var. Ya bu işte bu oynadığı kadın karakter kadınları küçümsüyor bilmem ne falan diye yargı yolu açabiliyor. Bizde böyle bir şey yok. Adamın evine ne gönderiyorsan o yani. Ve şey haftayı şeyle bekliyor. Ya işte orada kalmışsa ne olacak? Evlerde bunlar konuşuluyor yani. Demek ki baştan itibaren buna çok iyi şey sunsaydın. Ama şimdi onun adına karar veriyor ya bizde bu hikaye gitmez filan. Ne biliyorsun gidip gitmeyeceğini? Öyle yani. Şimdi sizin yer aldığınız dizilerdeki bir şeyden yola çıkmak istiyorum. Hani o kadın karakter dediniz ya, iki dizi ismi söylediniz. Şimdi son araştırmalara bakıldığı zaman Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da özellikle en güncel araştırmaları kastediyorum. Kadına yönelik şiddetin ve bazı şeylerin yani bazı ölçekteki araştırmalarda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun çok düşük olduğu gözleniyor. Yani kadına yönelik şiddet ve benzeri ve benzeri araştırmalarda. Bu benim çok ilgimi çekmişti örneğin. Nasıl yani Yani filmlerden özenip şey mi? şöyle söyleyeyim aslında daha Şiddete güzel ifade ettim. Yo erkeklerin yo yo hayır ha onu değil. kastetmiyorum. Şimdi bölgesel olarak yapıldığında bu araştırmalar Doğu Anadolu'da ve yani doğu bölgelerinde, doğu kesimlerinde kadına yönelik işte şiddetin ve benzeri şeylerin azalmakta olduğunu görüyoruz. Ha o anlamda bir şey oluyor yani diyorsun. Örnek mi teşkil ediyor? Yani örnek teşkil ediyor mu etmiyor mu orasını kestiremiyorum tam olarak ama sonuçta şöyle yani bir algıyı yıkıyor hani sonuçta değil mi? Hani işte Batı daha moderndir ve işte bazı değerlere daha çok sahiptir işte kadın. Bazı şöyle bir şeylere hizmet ettiğini gördüm ben. Diyarbakır'da çalışırken ya da işte Adıyaman'da çalıştım, Bingöl'de çalıştım. Şöyle bir şeye hizmet ediyor. Yani o senin dediğine çok hizmet ediyor mu onu bilemiyorum da. Mesela İstanbul'u tanıyor.
hayatına köyünden çıkmamış insan yani Taksim'i tanıyor ya da ya İstanbul'un bir takım semtlerini biliyor ya da başka şehirleri yani görsel olarak şeyini hafızasında yer ediniyor bir takım şehirler. Yani onun dışında öyle bir şeyi belki tam tersi de olabilir Yani ben esasında. aslında doğudaki kadın gerçekliğini merak ediyorum. Yani dizilerde ne kadar yansıtılıyor ve aslında hani doğudaki kadın bizim bildiğimizden ne kadar farklı ya da değil. Hani sizin... Çok iyi yansıtıldığını düşünmüyorum ben çünkü biz orada bir film karakteri oynuyoruz doğrusu. Halen bölgelerde yani erkeklerin olduğu odaya girmeyen kadınlar var. Yani ama bu kadınlar dizi seyrediyor. Bir küçük odalarda bir yerlerde. Yani ve ne bileyim kayınpederiyle aynı sofraya oturmayan kadın var yani bu var bu çok taze gördüğüm bir şey. Sonuçta ama öte yandan politik hayatın içinde de kadın var bölgede yani Kürt bölgelerinde. Yani çünkü düşünsenize şeyde 30 kişiler yarısı kadın. Yani AK Parti 400 300 bilmem kaç milletvekili var. 300'ü adam, 42'si kadın. Yani hiç böyle bir doğru dürüst bir paylaşım yok. Hem böyle bir şey var, resim var orada. Hem tam tersi resim var. Hayatın içinde, politikanın içinde kadınlar var. Yani çok şaşırtıcı bir şey. İşte o yüzden biz de tam oradaki hani bir de gitmediğimiz bilmediğimiz için oradaki gerçekliği tam kuramıyoruz Evet açıkçası. ama aynı zamanda o sofraya çıkmayan kadını ama alanlara çekiyorlar. Yani parti konuşmalarında olsun, eylemlerde olsun o kadınları alanlara taşıyorlar. Yani garip bir şey. Enteresan bir durum var oralarda. Filmler, bizim diziler nerede örnek alınıyor biliyor musun? Satılan diğer Arap ülkelerinde. Mesela orada büyük kavgalar oluyormuş evlerde. Evet, yani işte aktörleri beğeniyorlar. Oradaki başroldeki kadınlara benzemeye çalışan işte ne bileyim kaşlarını o şekilde düzelten, saçını filan işte Tuğba Büyüküstün gibi yapmaya kendini çalışan insanlar filan. Yani bazı mesela emirliklerde filan yasaklandığını duyuyoruz. Yani filmlerin ya bu kadınların gözü çok açılıyor filan diye. Onlar da işin o tarafından başlıyor ama bizde böyle bir şey yok yani. Türkiye'nin belki rol modeli alınışından oradaki insanlar gibi Belki de, durum. belki de. Yani öyle bir şey. Bir de şey konuşalım sizinle. Yani kadının sinemadaki temsilliği ve bunun yani onu konuştuk zaten. Bir de hani sinema yaparken kadının yaşadığı zorluklar ya da dizi yaparken kadın olmak. Aslında çok zor değil, onu söyleyeyim yani. Çünkü biz sonuçta başrol oynuyoruz. Yani gençler oynasa bile başrolleri işte bir genç erkek, bir genç kadın. Onun etrafındaki insan ve işte temel karakterlerden birini oynuyoruz. Dolayısıyla yani kendi adıma hiçbir şey sürekli saygı gören bir insanım. Yani bir de uzun yıllardır sinemadayım. Ve şey yani bir odaya girdiğimde bile bir sürü genç ayağa kalkar falan ablacığım gel otur falan. Yani onun ötesinde yani bizim en fazla çalışan grup kamera arkası çalışanlarıdır. Ki bunlar da eşit paylaşımdır. Kadın erkek yani bazen kadınlar daha çok oluyor sette. Çünkü şey işleri onlar yapıyor. Yani bir erkeğin yani şimdi bir erkek makyöz falan bize makyöz erkek çok az. Bir tane bir adam vardı o da yok oldu gitti yani yaşlandı. Hep kadındır. Sanat yönetmenleri kadındır. Bütün o arkayı toparlayan şeyler kadındır yani. Bir tek kullanmadıkları kamerayı da artık o da başladı. Yani kameranın da artık fiziksel belki bir ağırlığını taşımak falan filan. Yani kameraman çünkü zank diye atar kamerasını. Çocuk yakalar filan. Çünkü kamera çok önemlidir bizde. Kamerayı tuttu mu, kamerayı aldı mı, kamerayı verdi mi? Bizi yani normal insanların önüne geçebilecek kadar da kıymetli bir şeydir sonuçta. Yani bizim bir şeyimiz yok. Yani evimizden alınırız geliriz oraya işte ezberimiz zaten ezber geliriz. İşte karşılıklı oyuncular öyle bir geçeriz filan. Sonuçta tabii burada asıl şeyi çekenler yardımcı oyuncu dediğimiz o
arkada yani böyle gözüken, işte hiç bir diyaloğu olmayan filan, yani böyle ajanslardan işte otobüslerle getirilen insanlar. O çok erken getirilirler. Mesela benim hep en çok içimin ezildiği bir konudur o. Çok erken getirirler. Onları dikerler oraya. Soğukta filan ya da işte yani üşüyen arabaya gider. Orada bekler. Uzun saatler beklerler. Yani biz çekime yakın geliriz mesela. Yani hiç de böyle adil olmayan bir şey vardır arada. İşte gece yarılarına kadar orada dururlar filan. Bazen bir tek cümle ettiği için sevinirler. Yani ben diyaloglu oynadım filan diye. Öyle bir tabii haksız bir şey var. Onun ötesinde kamera arkası çok çalışır bizde. Yani oyuncu sahne bittikten sonra bir ışığın hazırlanması yarım saatten fazla, ama onlar bir sonraki sahneyi hazırladıkları için asla dinlenme şansları yoktur. Biz gideriz orada dinleniriz. O yüzden yani çok şey yapamayacağım, şikayetçi olamayacağım, çünkü öbür tarafın yorgunluğunu bildiğim için, yani set evlerinde 4 saat uykuyla falan işe geliyor çocuklar. Peki hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Bilemiyorum. Yani önünüze bir senaryo geldi ve bunu çok şey buldunuz diyelim. Hani kadın hakları açısından ya da yani içine sinmedi Evet, ben onu onlara müdahale ediyorum doğrusu. oynamaya. Çünkü yani cinsimi çok önemsediğim için, kendi cinsimi. Yani mesela az önce o genç arkadaşa da onu dedim. Yani çok şey yazılmış bir karakter bile olsa, hani böyle ev içinde ezilen, yani böyle bir kendim onu bir biçimliyorum. Yani bir dik tarafını gösteriyorum o kadının. O yüzden benim çalıştığım şeylerde, oynadığım karakterlerde çok da böyle bir kadın çizmedim yani. Ve onu da kimse düzeltmedi, ama bizim şeyimiz böyle, siz biraz yanlış aldınız falan demedi. Dolayısıyla ben ne verdiysem onu aldılar yani. O yüzden şeyim, yani çok dikkat ettim o karakterleri oynarken. Çok teşekkürler Rica katıldığınız ederim. için. Çok sağ olun. Rica ederim.